Manisa'nın Osmancalı köyündeyiz. Burası yaklaşık 700 kişinin yaşadığı şirin bir köy. Ama en büyük özelliği bu 700 kişinin %95'inin Galatasaraylı olması. Sadece 3-5 farklı takımdan taraftar yaşıyormuş burada. Bize öyle söylendi. Biz de o köyün kıraathanesindeyiz. Galatasaraylı Kıraathanesi ve bir anlamda da müzesindeyiz, girişindeyiz. Kapıda görüyorsunuz, herkes rütbesini bilecek yazıyor. Çünkü Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray. Şimdi gelin o kıraathaneyi hep birlikte bir gezelim. ...1990 yılında kuruldu ve Saadettin Bey o günden bugüne tüm anıları toplamaya başladı ve o anılar işte duvarlarda. İnanılmaz bir arşiv var aslında Galatasaray'a ait. 1974, 1999, 2000, yeni dönem hepsi duvarlarda yer almakta. Tabii buradaki özelliklerden biri, bakın işte Fatih Terim'in eski fotoğraflarından biri Galatasaray'ın orta saha lokomotifi yazıyor. Fotoğrafın hemen altında gençlik yıllarından imparatorun fotoğrafları ve diğer efsanelerimiz Fekazi, şimdiki efsanelerimizden Wesley Snyder, George Hagi, Fernando Muslera, Tugay Kerimoğlu, Orhan, Bahattin, anlayacağınız Galatasaray'ın tarihine geçen tüm isimler mevcut. Tabii burada Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm de var, onu da sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşım, kameraman arkadaşım Erkan Gökçe size göstersin. Özel bir bölüm ayrılmış Fenerbahçe ile ilgili. Orada da manidar, güzel fotoğraflar ve gazete manşetlerini görmeniz mümkün. Kıraathanenin her bir tarafı, yani dört bir tarafı Galatasaray'a ait fotoğraflarla dolu. İşte burada da yine tarih kokan o fotoğrafları görebiliyorsunuz. Galatasaray'ın, şampiyon Galatasaray'ın fotoğrafları, o efsane 11'leri hemen biraz yukarıda. Simovic'li, Cüneyt'li, Frekazi'li, Uğurlu, Tanju'lu kadrosu, onun fotoğrafını da görebiliyorsunuz yine gazeteden alınan. Ve yine bu tarafta da Galatasaray'a dair birçok güzel fotoğraf burada Galatasaraylar Müzesi'nde yer almakta. Burası Galatasaray'ı 1990'dan beri gün be gün yaşıyor. Osmancalı'daki bu kıraathanenin Galatasaraylar Kıraathanesi, diğer adıyla da Galatasaray Müzesi'nin şu anda kahve ocağındayız, çay ocağındayız ve birazcık sizlere gösteririm. Galatasaray her yerde, bardaklarında bile işte dört yıldızlı Galatasaray bardağı. Burada başka bardaktan çay içmek mümkün değil. Bir anlamda yasak. İşte çay ocağı, dört yıldız, yine Galatasaray amblemi ve Osmancalı Galatasaraylılar Kıraathanesi yazısı da yine çay ocağında işlenmiş durumda. Su bardakları da. Yani her bardak, burada görebileceğiniz her bardak işte Galatasaray bardağı. Bakın, çeşmemiz sarı kırmızıya boyanmış durumda. Bardağımız, burada her şey sarı kırmızı. Yani burada Galatasaray dışında herhangi bir şeye izin ve müsaade yok. Şimdi kıraathanenin bir de kartı var. Size şöyle göstereyim ve üzerindekileri okuyacağım. Burada uyulması gereken kurallar var. Üç tane kural, hemen söyleyelim. Birincisi, Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır diyor buradaki kurallardan biri. İkinci kural, Fenerbahçe formasıyla girmek yasaktır diyor. Buna uyacaksınız, yoksa içeri giremezsiniz. Üçüncü kuralsa, her ne konuda olursa olsun Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. İşte bu üç kurala eğer uyuyorsanız bu kıraathaneye gelip çay, kahve, limonata içebilirsiniz. Aksi halde giriş yasak. Bu
olağanüstü kıraathaneyi gezdik, bir anlamda da müzeyi gezdik. Şimdi sahibinden, buranın sahibinden Saadettin Turan'dan birazcık öyküsünü dinleyeceğiz. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz, gerçekten çok güzel bir yer. Biraz hikayesini anlatır mısınız? Ne zaman kurdunuz, niye kurdunuz? Valla 90 yılında kurduk. 90 yılında başladık Osmanlıları. Yani köyde bu kadar Galatasaraylı var mıydı yok muydu bilemeyeceğiz ama Osmanlıları merkezi yerde dedik bir kahve açalım. Açtık. Yavaş yavaş derken 25 yılı tamamladık yani. 26 yılı tamamladık bu sene. Onun için hep Galatasaray. Zaten köyün %95'i Galatasaraylı. Evet, onu duyduk. Köyün %95'i Galatasaraylı. Galatasaray taraftarı yani. Taşçatlısı 5 kişi 6 kişi Beşiktaşlı veya Fenerbahçeli arkadaş vardır. Başka yoktur yani. Her evde mutlaka Galatasaray taraftarı vardır yani. Peki bu bunca fotoğrafı, çünkü çok eski fotoğraflar da var. Birçok gazetelerden alınmış ama nasıl yaptınız bu arşivi? Çünkü önemli bir iş. Evet, şimdi bu 25 yıllık bir sevginin meselesi. Şimdi bu hemen olmuyor. Ben mesela gidiyorum camcılara soruyorum. Eski kitapçılara soruyorum. Sonra İzmir Kitap Fuarı'na gidiyorum soruyorum. Yani böyle biriktirdik yani onları. Evet. Siz de başladı ama sizden sonra şimdi oğullarınız da bu ve torunlarınız da devam edecek herhalde. İnşallah. Zaten oğullarımız ikisi de Galatasaraylı yani. Evet, Galatasaraylı. Peki biliniyor mu çevre köylerden, çevre illerden, İzmir'den, Manisa merkezden mesela burası? Genelde biliniyor. Şimdi internet vasıtasıyla genelde biliniyor yani. Önceden Galatasaray TV gelmişti, dergide gelmişti, çıkmıştı. Sonra başka birkaç televizyonda çıktı onlar. Basında çıktı. Baya şey oluyor yani. Gelen çekip gidiyor. O yüzden biz de memnun oluyoruz. O yüzden. Ondan iyi oluyor yani. Teşekkür ediyoruz. Başarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. Sağ olun. Geldiğiniz için sizlere sağ olun. Teşekkür ederiz. Gene buyurun, gene bekleriz. Bir yöneticimizin veya bir futbolcumuzun gelmesini daha çok istiyoruz yani.